Herkese selam. Ben Mehmet hocanız arkadaşlar. 12. sınıf. Limitte geldik 8. derse. Bileşke fonksiyonun başlığını atacağız şimdi ama hani ben sana sorsam limit 7. dersin sonuna kadar nasıl geçti desem limit diyeceksin ki elimde kalem önümde kağıt. Çatır çatır yerine yazdım sayıları çıktı diyeceksin değil mi? Pek de bir can acıtmadı. Ey güzel arkadaşım limit 8 bu dersle birlikte neden bu derse limit dediklerini ve neden bu kadar can yaktığını şimdi biraz daha iyi anlayacaksın. Gerçekten sert bir ders seni bekliyor o yüzden o yüzden pür dikkat beni dinleyeceksin. Gözünle kulağınla bütün duyu organlarınla bende kal atlamadan zıplamadan şu ağızdan çıkan tek bir kelimeyi kaçırmadan elinde kalem önünde kağıt dediklerimi yaz tekrar et Aman diyeyim gençler. Buralarda çok leşimiz var. Ama sen. Sen benimle birlikte hadi gel o sloganı beraber bu sefer daha içten, daha derinden ye. Yine birlikte söyleyelim ki girişimiz muhteşem olsun. Beraber. Gönder. Gönder gelsin be hocam. güzel arkadaşım dedik ki başlığımız bileşke fonksiyonun limiti ve başlayalım bakalım bu tanımı bir görelim birlikte ama örnekler üstünden daha rahat anlayacağına eminim ama olmazsa olmaz tanım. A elemandır R olmak üzere limit x giderken A'ya fx ve limit x giderken A'ya gx fonksiyonları mevcut olsun. Yani limit alınabiliyor olsun x giderken A'ya bizim amacımız fok x'te limiti bulmak yani bileşkede. Ama öncelikle sen şunu hatırlıyor musun bir bakalım. Bir bileşke fonksiyonda işlem yapmaya nereden başlarsın? Tabii ki en sağdan. O halde F sen dışarıda bekle. Biz en sağdan işlem yapmaya başlarız dersin. Burada da aynısını yapacağız. Limit de öyle değil miydi bundan önceki tüm derslerde? Hani fare gibi. Geçebildiği her delikten içeri giriyordu. Limit de öyle. Burada bileşke fonksiyonu mu var? Hiç fark etmez. F sen dışarıda bekle diyor. Geçebildiği her delikten geçiyor. Limit x giderken a'ya g(x) buraya yazıyoruz. Tamam mıdır güzel arkadaşım? Ha bundan sonra bundan sonrası şu. Sen buradan bir tane limit değeri bulacaksın. Misal bu değerin adı b olsun. Sonra aşağıya geleceksin. Ardından f(b)'yi hesaplayacaksın ve olay orada bitecek. Bu kadar olay. Diyeceksin ki hocam bunda ne var? O kadar abarttığına değdi mi şimdi? Bakma. Bakma buradaki işlemsel sorular o kadar yormayacak bizi ama o grafik sorularında çok da tırsma kaçıp gitmeyesin sonra. halledeceğiz onu da birlikte. Şimdi şöyle temel bir soruyla başlayalım bak. F'si, G'si verilmiş. Limit x giderken fog x'i de verilmiş. Benden bileşke fonksiyonun limitini istiyor. Öğrendiğimiz taktiği uygulamaya ne dersin? F kardeşim sen bir dışarıda bekle bakayım diye böyle. Limit x giderken g x'e benim bulmam gereken değer bu dedim. Bir tur daha yazayım mı? Hani böyle çok açıklamalı falan olsun diye. F dedim. Limit dedim. X giderken dedim 2'ye. Gx fonksiyonu sen kimsin? Baya da kalabalık bir ekibi var. X kare. Eksi x artı 10 bölü x artı 2. Bunu da yazdım. Baktım ki biz buraya kadar öğrendiğimiz bütün kurallar gereği yerine yazdım mı cevabı çıkıyordu bu limit değerinin. Çünkü sıkıntı yaratacak bir durum yoktu. 4 eksi 2 artı 10. Yukarıdan ne geldi? Galiba 12 geldi dikkat et. Aşağıdan ne geldi? 4 geldi. 12'yi 4'e böldün 3. He. O zaman artık soru neye dönüştü? Soru F3'e dönüştü. Ben F3'ü bulduğumda soru biter arkadaşım. 3'ün karesi artı 1 bölü 3 eksi 1. Bakalım bakalım 9 bir daha ne yaptı? 10 yaptı. 3'ten 1 çıktı 2 kaldı. Doğru cevap doğru cevap tertemiz bir 5'tir. Evet işlemler. Sadece yerine koyunca bileşke fonksiyonu çıkıyor. Hatta map kitabında bileşke fonksiyonuyla ilgili sadece bu tip örnekler var. Ama senin soru bankalarında karşına eminim daha fazlaları, daha farklıları çıkıyordur. Onları da halledeceğiz. Sen sen atlamadan, zıplamadan devam bakın. Hatta bu soruyu denemeye ne dersin? Artık hani bir şey olmadığı belli bu soru tipinde. Yapıştırıyorsun, geçiyorsun. Sadece şuraya dikkat et derim yalnız. Önce G, sonra F mi? Hayır. G dışarıda önce F ile başlayacağız. Sen denemişindir umarım. Ben başlıyorum ama yanlış başladım gördüğün gibi nazarda değdi. Gel G'yi biz içeri alalım dışarı alalım. Limit x giderken bire önce benim neyi bulmam hesaplamam gerekiyor? Fx'i. Fx'e baktım. Ya dedim bu arkadaş normal limit alınabilen üstel bir fonksiyon. Üstel fonksiyonların limitini ki bundan önce zaten işlemiştik. Yerine yazıp geçiyorduk değil mi bir problem yaratmadığı için. Ne kadar da seri konuştum. Biri yerine yazdım. Şurası 2 oldu. 2 üstü 2 ne yaptı? 4 yaptı. O mu? O G4'e eşit. Yapıştır geç. G4. G4 Counter Strike'de bir silah mıydı ya? Benim aklımda öyle kalmış. Zamanında Counter falan oynarken. Doğru mu bildim acaba? Bilen varsa yazsın bakayım yorumlara. Bu arada doğru cevap 2 kök 3. Onu da hallettik. Şimdi gençlik sıkıca koltuklarınıza yapışın. Kalkış için son anonsu çekiyorum. Mayday. Mayday hazırsan limitte uçuşa geçiyoruz. Gönder Gönder gelsin hocam. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı. Heyecan oldun değil mi? Ama olsun heyecan iyidir. Biraz adrenalin iyidir. Dikkatleri buraya topladık eminim. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu. Sağdan limit, soldan limit vermişiz 1'e. Ve gitmişiz saçma sapan bir şey istemişiz aşağıda. Fx eksi 2'ye giderken. 2x eksi 3'e giderken. Hmm. Şimdi ne yapacağım güzel arkadaşım? Yapacağım şey çok basit aslında. Önce bir tane tane bu arkadaşları bir alalım aşağıya. Aslında burada nasıl işlem yapılıyor? Sen dikkatle dinle. Çünkü bundan sonraki bütün soru tarzlarını aynı şekilde çözeceğiz. Ey güzel arkadaşım. 3 nereye gidiyor? Soldan gidiyor. Doğru mudur? O zaman x gördüğün yere 3'e soldan yazacaksın. Yazdım hocam. Soru artık neye dönüştü? Gel birlikte bakalım. 3'e soldandan eksi 2'ye dönüştü. Peki bunun cevabı ne hocam? Ben bunu merak ediyorum diyorsan. Benim sana en güzel tavsiyem burada sayı ver olacaktır. Gel birlikte sayı verelim. 3'e soldan yaklaşan bir sayı. Yani 3'ten küçük bir sayı veriyorsun. Misal 2,9 verdik. Doğru mudur? Çok dikkat et. 2,9'dan 2'yi çıkarırsan ne kalır? 0'a pardon 0,9 kalır ki aslında bu özünde 1'e nereden yaklaşmaktır? 1'e soldan yaklaşmaktır. Aynen öyle. O halde bu soru neye dönüştü? F 1'e soldana dönüştü. E biz 1'e soldanın cevabını biliyoruz hocam. Aslında buradaki ifade 1'e soldan ve cevabı kaçtır? 5'tir. O zaman giderim o ifadeyi yerine yazarım. Bak bunu bulduk 5. Donmadı merak etme. Anladın mı diye merak ediyorum acaba. Oldu mu? Keşke geri dönüt olabilseydim şu an ya. Oldu sanki kafalar sallandı gibi ha ne dersin geçelim mi bak bunu da dinle hemen ona başa dönme gel bunu da bir dinle belki burada anlayacaksın belki iki defa dinlemen gerekiyordur ben de öyle tek seferde anlayan bir cins değilim ha onu söyleyeyim ben de tekrar 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 yapınca oluyor ama çalışıyoruz çalışıyoruz birlikte ikiye sağdan gidiyorsun iki ile çarp ne oldu ilk kere iki dört ama dörde sağdan bir de yanında neyi var eksi üçü var şimdi biz 4'e sağdan bir değer verelim birlikte. 4'ten birazcık büyük bir değer veriyoruz. Mantığı öyleydi ya. 3'ü çıkardım. Ne kaldı? 1,1 kaldı. Bir dakika ya. 1,1 dediğim sayı özünde aslında 1'e neresinden yaklaşmaktı? Sağından yaklaşmaktı. Bence bunu en kolay böyle çözersin arkadaşım. 1'e sağından dedim. 1'e sağdanın cevabına baktım. O da 2'ymiş. Ne istiyor bu gariban bizden? Hemen cevabı yazalım artık. Bak şunun cevabını bulmuştuk. 5. Eksi var aralarında. 1'e sağdan. 1'e sağdanın cevabı kaç? 2. 5'ten 2 çıktı. Cevap kaç? 3. Tertemiz cevap bulduk. Ne yaptım umarım anlamışımdır ama hiç merak etme. Bol örnek var elimde. Ama şu bir yudum kahveden içmeden bu ders nasıl gitsin ya? Oh hadi bakalım. Hadi gel. Benzer bir soru daha. Ama yine sertlik aynı. Aynı ayarda. Birlikte çözüyoruz. Sen yine dikkatle dinle istersen. Limit x giderken 2'ye sağdan fx. x 2'ye giderken soldan fx verilmiş. Aşağıda bambaşka şeyler istiyor bizden. Önce bunu hesaplayalım kenarda. Sonra bunu ne dersin? Ya da şöyle yapayım mı? Bu ifade ne demek? Hani bölümün, bölümün limitini anlattık. Nasıldı o? Limit x giderken 3'e sağdan fx 5'e hesaplayacağım. Eksi diyeceğim. Pardon aralarında artı varmış. Artı diyeceğim. Limit x giderken 3'e sağdan x. X'i ayıra da biliyorduk toplamayı. Bildiğim bütün limit kurallarını resmen şu anda kağıda kusuyorsun arkadaşım. Öğrendiğim bütün bilgileri burada döşüyorsun ki. Bak hepsini ben de yapıyorum seninle birlikte burada. 3'e sağdan bu sefer 1. Bak şunların cevabını direkt yazarız. X yerine 3'e sağdan eklemek demek aslında x yerine kaç koy mu? demektir? Kısaca 3 koy demektir. Sabit fonksiyon. Sabit fonksiyonun limiti kendisine eşittir. O da kaçtır? 1'dir. Tamam bunları çözdük. Zaten bunlarda bir numara yoktu. Sen de biliyorsun. Sıkıntılı bölgeler bunlar. Onu da aşağı çağıracağız. Aşağıda beraber halledeceğiz şimdi. Limit x giderken 3'e sağdan f x eksi 5 koyalım mı yine yerine? Hadi gel beraber deneyelim. Burada çok dikkatli ol ama 3'e sağdan vereceğim. 3'ten birazcık büyük bir sayı. O da kaçtır? 3,1. Bence en kolay yöntem bu. Bilmiyorum ama ben böyle görebiliyorum. Umarım sen de bu şekilde görebilirsin. 3,1'den. Ben 5'i Allah ne yaptım ben ya? Neye bastım? 3,1'den. Ben 5'i çıkarırsam geriye ne kalıyor arkadaşım? Normalde 2 kalması lazım ama 1,9 kalmıyor mu 3,1'den ötürü? Peki 1,9 dediğin sayı aslında 2'ye nereden yaklaşmaktır? 2'nin solundan yaklaşmaktır. O zaman aslında bunun cevabı F2'ye soldan. F2'ye soldanı yukarıdan baktım burada yazıyor. 6. Tertemiz buldum cevabımı. Hadi gel. Hadi gel oluyor galiba. Hocam zor dediğim bu muydu ya? Helal sana diyeceğim be. Hadi bunu dedittireceğim sana bu dersin sonunda. Gel buraya devam ediyoruz. f(x) 1. Sen uyuma yalnız beni takip et aman ha. 3'e sağdan. Yazdım 3'e sağdanı. 3'ten birazcık büyük bir değer verdim 3,1. 3,1'den 1'i çıkardım ne geldi? 2,1. Bu 2'ye nereden yaklaşmaktır? Sağdan yaklaşmaktır hocam. O zaman 2'ye sağdan yazdım buna. Baktım yukarıya 2'ye sağdanın cevabı 8. Tertemiz bak bunları buraya yazarım ben ya. 6 burası 8 burası 6 3 daha yukarıdan mis gibi bir 9 elde ettim. 8 1 daha buradan e buradan da 9 geldi. 9 bölü 9'dan tertemiz tertemiz bir 1 bulduk güzel arkadaşım. Bence noktayı koyduk bu soruda. Tamam mıdır? Oldu mu? Olduysa gönder gelsin. Grafik üstünde bakalım mı şu değerlere? Grafik üstünde nasıl yapacağız? Bu soru map kitabının bir sorusudur. Bence çok sağlam bir soru. İki türlü çözülebilir. Öteleme yaparsın halledersin. Ben öteleme yapmadan yapacağım. Mantığını anlatmaya çalışacağım sana. Dikkatle izle bakalım. Bak verilen grafiğe çok dikkatli bakıyorsun. Bu numarayı çok yaparlar. Fx artı 2'nin grafiği verilmiş. Sıfıra soldan ve fx'i istiyor. Ha, burada bir numara var. Benden neyi istediğine bir odaklanalım. Sıfıra soldanı yerine yaz. Az önce öğrendiğim kurallardan başka hiçbir şey yapmayacağım. Sen yeter ki dikkatle izle. Sıfıra soldanı yazıyorum. X sıfıra soldan. Ben bunun cevabını arıyorum anlaştık mı? Ben istiyorum ki bunun cevabı sıfıra soldan çıksın. Nasıl çıkar? Şimdi sıfır çıkması için bir kere iki vermemiz Mantıklı Mantıklı. Pardon, 2 vermemiz lazım. Mantıklı mı? Mantıklı. Pardon. Eksi 2 vermemiz lazım. Mantıklı mı? Mantıklı. Ama verirken eksi 2'ye sağdan vereceksin. Bunun anlamı şu. Eksi 2'ye sağdan ne? Pardon. Eksi 2'ye soldan vereceksin. Bir dakika. Eksi 2'ye soldan vereceksin. Bunun anlamı ne? Eksi 2 virgül 1'dir. Eksi 2 virgül 1'den 2 ile topladığında yanındaki değer 0. Eksi 0 virgül 1 çıkar mı? Bu da sıfıra nereden yaklaşmaktır? solundan yaklaşmaktır. Umarım He, Demek ki mevzu bu. Demek ki eksi 2'ye neresinden yaklaşacağız? Solundan. Hemen gidiyorsun eksi 2'nin hizasını buluyorsun soruda. Buldum hocam. Eksi 2'nin soluna geçiyorsun. Grafik üzerinde soldan yaklaşıyorsun. O beni hangi değere götürdü? 2'ye. Tertemiz bir 2 buldum. Biliyorum biliyorum çok canlar yakacak dedik biz burada. Ama anlayabiliyorsan hocam oluyor galiba falan diyorsan müthişsin ya. Vallahi müthişsin. Etrafı bir temizlerim kafan karışmasın diye. Gel. Gel devam ediyoruz. 2'ye soldan kime bakacağım? Fx'e bakacağım. Önce yerine yazıyoruz değil mi? Rahat işlem yapmak için. Yerine yazdım. 2'ye soldan geldi. Tamam. F2'ye soldan lazım. 2'ye soldan elde etmek istiyorsun bak. Dikkatli bak buraya. Ben buraya ne yazayım o zaman? 0 yazsam 2 çıkar. Ama solundan yaklaşmak istiyorum. O zaman 0'a soldan yazalım mı? Çünkü 0'a soldan eksi 0,1 demektir. Pardon. Doğru. Eksi 0,1 demektir. 2 ile topladığımda 1,9 yapar. 1,9 dediğim değer de 2'ye soldan yaklaşmaktır. Biz ne yapacağız? 0'a soldan yaklaşacağız. Hadi inşallah olacak. Sıfırı buldum. Soluna geçtim. Soldan soldan sıfıra yaklaştığımda grafik beni nereye götürdü? Dörde götürdü. Artık grafik sorularını bence gayet iyi biliyorsun. Buraya gelirken zaten canavar gibi örnekler çözmedik mi birlikte? Yine ben etrafı şöyle bir temizledim tertemiz. Hadi gel bakalım. Şimdi fx'in sıfıra sağdan yaklaşımını inceleyeceğiz seninle birlikte. Önce bir yazalım. Sıfıra sağdan gerekiyor bana. Biraz hızlanalım mı artık? Ben sıfır yazarsam olmaz 2 gelir. İşime gelmez. Ben demek ki buraya ne yazacağım? Eksi 2 yazacağım. Sağından yaklaşmak istiyorsan eksi 2'ye sağdan ver. Çünkü o eksi 1,9 demektir. Ben bu iki değeri topladığımda eksi 1,9 da 2'yi topladığımda elde edeceğim değer ne olacaktır arkadaşım? 0,1 olacaktır. Bu da aslında sıfıra nereden yaklaşmaktır? Sağdan yaklaşmaktır. Tam da benim aradığım değer. Sıfıra sağdan gördün. Ama biz grafik üstünde nereden yaklaşacağız? X'e Eksi 2'ye sağdan. Eksi 2'nin nizasını buluyorsun. Eksi 2'ye grafik üstünden sağdan sağdan geliyorsun. O beni kimin nizasına götürdü? 3'ün nizasına götürdü. Biliyorum. Beynin zonkluyor belki yaparken ama ama oluyor bu iş. Bu iş böyle olacak. Sen sabredersen olacak. Canın yansa da bırakmazsan, vazgeçmezsen olacak. Vazgeçenler kaybetti zaten bu işi. Sen vazgeçme bu işi beraber bitireceğiz. 2'ye sağdan yaklaşacağız. Yazdım direkt yerine 2'ye sağdan. Gittim grafik üstüne. 2s İkiye... Abi dakika nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Hocam F2'ye sağdan yapacaktık ya aynen öyle. F2'ye sağdan. O zaman ne ekleyeyim? Sıfır. Sıfırın neresinden yaklaşalım? Sonundan. Niye? Sıfır sağdan demek 0,1 demektir. 2 ile topladığımda 2,1 demektir. O da 2'ye sağdan demektir. Demek ki grafik üstünde sıfıra sağdan yaklaşacağım. Grafiğimi çizdim. Sıfırın sağına geçtim. Sağdan sağdan geldim. Yine beni nereye götürdü? Sıfıra götürdü. Sıfırı patlattım burada cevap olarak. 6. sayfada da noktayı koydum. Biliyorum uzun bir ders olacak. 15 dakika geride kaldı hatta. Daha 11 sayfa toplamda. 6'dayız. Gönder gelsin hocam. Çok canlar yakacağız bugün. Çok. Denemek ister misin? Şöyle bir altyapı yaptığını düşünüyorsan bence bir dene. Ulan var ya çözersen böyle kalk ayağa harbiden böyle. Kendini bir alkışla be. Vallahi yaparsan helal olsun bunu. Ben başlıyorum. Ben tane tane ayrı ayrı çözeceğim. Yani demek istediğim şu bak. Ben önce şunları bir ayıracağım. Hani çok net gözüksün istiyorum hepsi. 2'ye sağdan. Bir dakika bir dakika. Aha. F 5 çünkü kitaplarda da inan çok net bilgi yok ya bunlarla ilgili. Yani çok net bir anlatım ben açıkçası göremedim. Umarım bu umarım bu bilgiler sana yetecek. Şimdi önce bir ayırdım elemanları. Sıkıntı var mı? Yok. 2'ye sağdanı gel bir yerine yazalım. 2'ye sağdan ne demek? 2,1 demek. 5'ten 2,1'i çıkarırsan ne kalır? 2,9 kalır. Bu 3'e yaklaşıyor belli. 3'ün neresinden yaklaşıyor? 3'ün solundan yaklaşıyor. Efsane bir şey oldu bu. Bu neymiş? F 3'e soldanmış. Bunu hesapladım mı? Bu soru zaten bitiyor be güzel arkadaşım. Şimdi gel bunu yapalım. 2 ile 2'yi çarptım 4. Ama 4'e sağdan 1 çıkardım. Yani 4,1'den 1 çıkardığını düşün. 3,1. 3'ün neresinden yaklaşıyorsun? 3'ün sağından yaklaşıyorsun. 3'ün sağından geldim buraya. F 3'e sağdan yazdım. Aralarında da çıkarma işlemi var. Bak o kadar içime siniyor ki şu anlatım. Anlayabiliyorsan bence efsane bir şeyi deviriyorsun şu an. Limitte olabilecek en zor yeri bitiriyorsun. Belirsizlikler mi? Tırıs gelir tırıs gider. Bence zor olan nokta burasıydı. Neyse biz gelelim yine mevzumuza. 3'e yaklaşacağız yine. 3'ün solundan. 3'ün solundan solundan geldim. Beni yine 3'e götürdü. 3'e gittim. Eksi. 3'ün sağından sağından geldim. Grafikte beni 1'e götürdü burası 1. 3'ten 1 çıktı. Cevap 2'dir dedim. Noktayı koydum. Grafik üstünde yaklaşmayla ilgili problemim varsa o önceki derslerle alakalı. Bence onları halletmeden zaten burada olmaman gerekiyor. Ama eminim hallettin. Bir yudum daha kahve. Ve yeni soru. Bak bu yeni soru da biraz sıkıntılı çok dikkatli çözelim yine birlikte. Ne verilmiş hocam bana? Buna dikkat ediyorsun sorularda. Fx'in grafiği verilmiş. Gitmiş enteresan bir şey istiyor yine. Biz ne yapacağız biliyor musun? Önce şunun cevabını sonra bunun cevabını bulacağız. O yüzden ben şuraya tepede kendime yer açıyorum. Limit manzaralı bir yer aldım şuradan bak tepeden. Espriyi yine yapamadım değil mi? Olmadı. Olmadı yapamıyorum ya. Yapamıyorum. Bu tarz ifadede ne yapacağız hocam? Yani şunu yazarsan soru patlıyor. Ben önden şunu söyleyeyim sana da. Hani hocam önünde eksi var. Eksi bir sağdan. Bitti soru yanlış. İşte öyle yapmayacağız. Bunu da şöyle çözeceğim ben sana. Buradaki mantığı anlatmak için şöyle bir taktik kullanacağım. Grafik çizeceğim. Grafik üstünde de şöyle yazacağım. Burası x olsun. Burası da eksi x. Biz öncelikle x'e neresinden pardon. 1'e neresinden yaklaşıyoruz? Sağından. Sağ neresi bu taraf değil mi? Sağdan sağdan yaklaşalım. Yani 1,1, 1,2. Sağdan yaklaşmanın tanımı tabii şöyle değil mi? Bu taraftan yaklaşıyorsun. Şimdi onu yaptık. Şimdi herkesin önüne eksi koy güzel arkadaşım ve aşağı kata yaz. Eksi 1, eksi 1,1, eksi 1,2. Şimdi sorarım sana. Eğer buradan yaklaşıyorsa yön olarak düşünme. Evet sağdan yaklaşıyor gibi ama eksi 1,1, eksi 1'den daha küçük bir sayı değil mi? 1'den küçük bir sayı ile yaklaşıyorsun eksi 1'den. Aslında burası eksi 1'in solundan yaklaşmaktır. Umarım olmuştur. Yazıyorum. İnşallah olmuştur. Lütfen olsun. Limit. X giderken eksi 1'e soldan fx'e eşittir bu sorunun cevabı özünde. Anlaştık mı güzel arkadaşım? Umarım olmuştur. Eksi 1'e soldan ya da kısaca şunu da yazabilirdik. F Eksi 1'e soldan da yazabilirdik. Gittim grafiğe. Grafik üstünde eksi birimi buldum. Önünde çizgimi çektim. Solu neresi hocam? Solu burası. Soldan soldan geldim. O beni nereye götürdü? Eksi 2'ye götürdü. Bak şunun cevabı eksi 2. Arada arada artı var. Ne olur. Ne olur kopma bende kal. Biliyorum beyninde bir yanma ise özellikle arka bölgede olur. Bu öğrenmenin verdiği sıcaklıktır. Nasıl işlemci bilgisayardaki işlem yaptıkça ısınır ya. Senin işlemci burada çip burada çıpı sünüyor. Soğutma da yok mecbur yumurta koysan pişer burada. Küçük çocuklar elle 3-4 yaş grubunda. Özellikle öğrenme çok hızlı. Ben nereden nereye gidiyorum dağıtma konuyu. Gel hocam onu bir ara anlatırım ben sana. Nerede kaldık? Burada kaldık. Şimdi bunu biliyoruz. Bu taktiği biliyoruz. Eksili olan sıkıntılıydı ama bu kolaydı. Nereden yaklaşacağım hocam? Sıfıra sağdan. Sıfıra sağdan bir cevap ver hocam bana. Bir sıfıra sağdan bir değer ver bana. Sıfıra sağdan nedir? 0,1'dir. 0,1'den ben 1'i çıkarırsam ne kadar? Eksi 0, 9 kalır. Eksi 0,9. Eksi 1'e yaklaşıyor. Ama neresinden yaklaşıyor? Sağından. Demek ki bu sorunun cevabı eksi 1'e sağdanmış. Gittim grafik üstüne. Eksi 1'imi buldum. Sağdan sağdan yaklaştım. O beni kimin hizasına götürdü? Sıfırın hizasına götürdü. Bunun da cevabı sıfırdır. Eksi 2 sıfır daha eksi 2 yapar. 8. sayfaya bu muhteşem efsane soruya nokta koydum. Bu arada ben yazmadım yanlarını ama ey güzel arkadaşım buradaki neredeyse bütün sorular efsane. Biliyorum evet biraz zorlanıyorsun ya da zorlanmıyorsundur ya. Ben niye hep böyle kötü yönden düşünüyorum? Canavar gibi halledip geçiyoruz o zaman. Gönler gelsin hocam. Bu da. Bu da Mab'in kitabından. FGX fonksiyonların grafikleri ayrı ayrı verilmiş bu sefer. Benden istediği böyle değerler. Ne yapalım biliyor musun? Yine aynı taktiği uygulayalım. Bu da bir efsu soru yalnız onu da söyleyeyim. Bak önce şunun limitini sonra ayıralım bunun limitini ayıralım. Tamam mı? Bak şöyle yazacağım. Limit. Ben neden böyle yazıyorum ısrarla? Çok daha net gözüksün istediğim için. Bence sen de yaz. Hiçbir şey kaybetmezsin arkadaşım. Eksi 1'e soldan. G. Eksi x. Kabul müdür bunlar? Kabulse gel. Kabulse gel. Kabulse gel. Bak bu ne demek? Beraber yazalım. Direkt içine yaz diyor. Eksi 1'e soldan yaz diyor. Eksi. Ha, burası şaibeli. Biz ne yapacağız bunda? Bunda hemen böyle güzel bir tablo yapacağız beraber. Yazdık buraya x. Yazdık buraya eksi x. Eksi 1'e soldan yaklaşıyorum. Eksi 1 buradan olsun. Solundan yaklaşıyorum ya. Eksi 1 virgül 2. Eksi 1 virgül 1 yazdım. Soldan soldan geliyorum. Dur işaretimi dağıtayım. Soldan soldan geliyorum. Şimdi ne diyor? Eksi ile çarp. 1,2, 1,1 bir de 1 oldu burası. Şimdi sorarım sana. Buradan yaklaşmak demek aslında 1 denen sayıya sağından yaklaşmak demek değil midir? Hocam solu ama ya güzelim ona bakmıyoruz. Ya. Arkadaşım 1,1 birden büyük bir sayı değil mi? Evet büyük. E o da birin sağı değil mi? Evet birin sağı. O zaman gel yazalım. Şimdi yazıyorum buraya. Ne yazıyoruz bu arada? G 1'e sağdan. F falan değil A fonksiyonu. 1'e sağdan. Şimdi değerleri bulurum artık ya. Önce eksi 1'de. Eksi 1'e neresinden yaklaşıyordum lan? Şöyle bir teyit edelim. Solundan. Eksi 1'in solu burası. Soldan soldan yaklaştım. Cevap beni nereye götürdü? 2. 2 dedim. Eksi dedim. Galiba gördün. 1'e sağdan yaklaşıyorum. 1 nerede hocam? 1 bir burada. 1'in sağına geçtim. Sağdan sağdan yaklaştım. O beni nereye götürdü? Eksi 1'e. Önünde de eksi bir var. Aman diyeyim. Aman diyeyim o kadar yaparsın. Dereyi geçer pardon denizi geçer. Derede boğulursun yazık olur. Cevap 3. Gel gel bunu çözelim şimdi. Şimdi bunu da ben parçalayacağım. Çok net istiyorum cevapları. Ve çok iyi öğrenmeni istiyorum. Çünkü burasını ben bile zor öğrendim ya. Yalan yok. Ben de çok zorlandım burayı anlarken. Ama anlatabiliyorsam ne mutlu. Keşke biri bana böyle anlatsaydı. Ben anlayana kadar göbeğim çatladı. Öyle söyleyeyim sana. 2'ye 2'ye soldan yaklaşıyoruz Allahım olaya bak. Olaya bak olaya. 1 eksi 2'ye soldan. Doğru mu? 1 eksi 2'nin solundan bir sayı söyle bana. 1,9 değil midir o? 1,9'dur. Çıkarttım ben bu işlemleri birbirinden. Eksi 0,9 değil midir o? Eksi 0,9 birin neresinden yaklaşmak? 1'den azıcık büyük bir değer. Daha doğrusu eksi 1'in sağından yaklaşmak. Soru aslında neymiş? F eksi 1'in sağı. Yalnız ben niye kapattım garip ya? Eksi 1'in sağı. Bunu buluruz yukarıda. Acele etme. Acele etme. Önce gel 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 bunu halledeceğiz önce. Ne diyor? 2'ye soldan yaklaş diyor. 2'den küçük bir değer. 1,9. 1 bir çıkarttım ne kaldı? 0,9. Bu ne demek? Artı 1'e soldan yaklaşmak demek. Onu da yazalım. F artı 1'e soldan. Bak anlamakta hala zorlanıyorsan. Ben tahmin ediyorum ki bu elinde kalem yok. Önünde de kağıt yok. Olmaz efendim. Efendim olmaz. Yazacaksın benimle birlikte ya. Yazacaksın ki olacak. En büyük matematikçi dediğin tarihlerin matematikçileri bile elde kalem önünde kağıtla yaptı bu işi. Sen sen nasıl yapacaksın onsuz? Gel ya buraya. Eksi 1'e sağdan. Kızdım bak bir anda. Eksi 1'e sağdan. X1 burası. Sağdan sağdan geldim. Kaça götürdü beni? 1'e. Arada eksi var. Yemezler. 1'e 1'e soldan. Bak şöyle diyor. 1 bir burası. 1'in solu neresi? Solu burası. 1'e soldan geldim. 3 var burada. Cevap mı? Cevap tertemiz. Net bir eksi 2'dir güzel arkadaşım. Bunda da noktayı koyduk. Kaldı son 2 soru. Gidiyoruz. Sona yavaş yavaş gidiyoruz ama bence bu soru tipi yeter. Şimdi gelecek olan soru benim görebildiğim kadarıyla ne kazanımlarda var ne map kitabında bir tanecik örnek var. Ama gel gelelim senin o elindeki soru bankalarında vardır bu soru tipi. Ben istiyorum ki onları da çöz be onları da çöz. İki tanecik soru çözeceğim. Evet müfredatın dışına çıkmamaktır benim asıl hedefim. Ama ya çok var bununla ilgili soru. Geçmiş yıllarda da çok geldi yakın zamanlı. Korkuyorum bazen müfredat dışı gelir mi diye. Sırf onun korkusuyla gelmiş bir soru çok dikkatli dinliyorsun beni. Yine yine tane tane çözüyoruz. Hem bileşke fonksiyon var, hem sağdan soldan yaklaşma var. Can yakar. F bileşke F. Hocam ben bunun taktiğini biliyorum diyorsun. F'yi dışarı atıyorum. Limit x giderken sıfıra sağdan fx diyoruz. Doğru mudur? Şurada bir de x'i var tabi. Peki burası doğru. Burada bana katılıyorsun eminim. Bunun anlamı ne demek? F sıfıra sağdan demek. Ey güzel arkadaşım. Şimdi dikkatle kulakları aç, dinle beni. Sıfırın izasını bir buluyorsun. Buldum hocam. Sıfırın sağına geçiyorsun. Geçtim hocam. Sıfıra sağdan sağdan yaklaştığımda kime gidiyor? Bire gidiyor demiyorsun. Nasıl ya? Çünkü bu bir bileşke fonksiyon. Çünkü denklem daha devam ediyor. Biz bire doğru yaklaşıyoruz ama birin neresinden yaklaşıyoruz bu bizim için önemli. Bunu da şöyle göstereceğim. Bak sıfıra doğru grafik üzerinden yaklaşıyorum. Ben sıfıra yaklaştıkça aslında bire neresinden yaklaştık? Altından değil altından değil. Birden küçük değerlerle yaklaştık. Birden küçük değer birin solu demek. O zaman bu cevap birin soludur. Oldu mu şimdi? Tamam mıdır? Bu tamamsa şimdi yeni bir sorunumuz var. Şimdi 1'e solundan yaklaşacağız. Bir grafiğini çizdim. Birin soluna geçtim. Soldan soldan yaklaşıyorum bak. Soldan soldan yaklaştıkça aslında hangi değere yaklaşıyorum? Sıfıra. Tabi aklına şu gelecek. Hocam bu sefer sıfırın sağından yaklaşmıyoruz mu? Yaklaşıyoruz. Ama ey güzel arkadaşım artık f fonksiyonu kaldı mı piyasada? Kalmadı. Sıfırın sağı zaten sıfır demektir. Nokta. Gel 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 gel. de çözünce olacak bu iş. Limit. X giderken 1'e soldan. F bileşke F. X'in cevabını arıyoruz şimdi. F'yi dışarı attım. Diğer F'yi içeri aldım. Limit X giderken 1'e soldan. F X'in cevabını bulacağım. Olaya noktayı koyacağım. Şu kalabalığı bir silelim. Şu kalabalığı bir silelim. Net bir cevap arıyoruz çünkü biz. 1'e solundan cevap şu, pardon şu mudur önce? F 1'e soldan. Hemen gittim. 1'i Biri buldum. 1'in soluna geçtim. Soldan soldan yaklaştım. Evet. Bak buradan yaklaşıyorsun. Kime? Sıfıra. Burası sıfırın neresi? Sağı. Demek ki şuradan gelecek cevap. F dışarıdan. İçeride 0 geldi. Ama sıfırın neresi geldi? Sıfırın sağı. Artık bunu çözmem gerekiyor. Şimdi gittim sıfıra. Sıfırın hizasına geçtim. Sıfırın hizasında sağdan sağdan geldim. Sağdan sağdan geldiğimde o beni 1'e götürdü. Hocam ama 1'in solundan hiç önemli mi? Artık fonksiyon bitti. 1'in solu sağı beni ilgilendirmez. Direkt 1'i bulmam beni etkiler. 1'dir cevap oradan da. Hadi gel bunların cevaplarını yazalım. Biliyorum burada kafayı belki de çok karıştırdım ama. Bunu da vermem lazımdı. Bunun cevabı 1. Son soru. Yalnız harbiden hakkına verdik dersin. Biliyorum uzun bir ders. Ama limit böyle öğrenilir. Öğrenmek istiyorsan, limitte soru kaçırmak istemiyorsan bir işi yalap şılap yapmayacaksın. Bir işi yapıyorsan hakkını vereceksin. Biz de elimizden geldiğince hakkını vermeye çalışıyoruz. Oha diyorsun. Hocam bu ne ya? Hocam bu ne yapmış böyle? Adam resmen fantezi kurmuş soruda. Olur mu böyle? Oluyor işte. Oluyor ne yapacağız? Bak F'leri bir dışarı atalım. İki tane F'yi dışarı attım ben. İlk F ile başladım. Limit. X giderken sıfıra sağdan. Fx. Çok seri çözeceğiz. dikkatle izle. Sıfırın hizasında çizgimi çektim. Neresinden yaklaşıyoruz hocam? Sağından. Geçtim sağına. Sağda. Bak sağda grafik üstünde yaklaştıkça kime yaklaştırıyor? Eksi 1. Ama eksi 1'in neresinden yaklaştım? Sıfıra yakın olan. Yani eksi 1'den büyük değerlerle yaklaştım. Bunun cevabı eksi 1'e sağdandır. Geçtim yan tarafa. F bileşke F Eksi 1'e sağdan çıktı cevap. Bileşke fonksiyon. Dalma dalma gel bana. Biliyorum sonlar yıkılıyorsun artık. Ayaklı durmakta zorlanıyorsun ama sabreden dermiş muradına ermiş. Eksi 1'e sağdan. Gittim eksi 1'in izasına. Eksi 1'e neresinden yaklaşacağım dedim sağından. Sağdan sağdan bak grafikte geldiğimde beni kimin izasına götürdü? 2'ye. Ama 2'ye nereden yaklaştık? 2'den büyük değerli. Yani bunun cevabı 2'den büyük değer demek. 2'nin sığı demek. Ve cevap oldu sana 2'nin sığı. 2'nin sığına gidiyoruz şimdi. Gel buraya gel gel gel. Son kez. Son soruda son kez. Bu arada muhteşem sayfadaymışız. Yan yana iki kazık anlamayana çok yazık ve efsane bir soru. İçinin sığına gittim. Göğsümü gere gere dedim ki Cevap 3'e gidiyor. 3'ün sağından geliyor ama artık son cevap bu olduğu için 3'ün sağımı beni ilgilendirmez. Cevap sadece yalnızca üçtür dedim. Noktayı koydum, kalemi koydum kenara. Sen de benim gibi ne olur kafayı bir dinlendir. Harbiden beyin yaktık ama limitte bir vanaya çıktık şu an. Bundan sonraki konu belirsizlikler. Belirsizlikler var ya bunun yanında tırıs gelir tırıs gider. Canavar gibi içinden geçiyoruz o belirsizliklerin. Ama benim tavsiyem bu dersi bir kez daha dinle. Bir kez daha benden dinle. Kafan karışmasın. Yanlış anlama. Bir kez daha buradan dinle. Sonra aç bak bakalım bununla ilgili soru bırakıyor musun piyasada? Canını okumuyor musun? O soruların içinden geçmiyor musun? Ey güzel arkadaşım. Limit serisinde pür dikkat ve bebek adımlarıyla tane tane adım adım ilerlemeye devam. Dokuzuncu derse gideceğiz. Limit dokuzda bekliyor olacağım seni. Kendine iyi bak. İyi davran. Çok çalış. Oyun Üniversitesi. Hoş kal. Hoşça kal.